12 futbolcusuyum. Sakatlığına geçmiş olsun diyorum. Seni taraftarlar Cimbom'un çocuğu Emre Akbaba olarak adlandırıyor. Taçsız Kral Metin Oktay'ı hatırlattırıyorsun bize. Bu nasıl bir duygudur? Öncelikle merhabalar. Teşekkürler geçmiş olsun dileklerin için. Tabii ki bu çok güzel bir duygu. Umarım ileride çoğunuza da Cimbom'un çocuğu derler. O ithamlarından sonra onlara layık olmaya çalışıyorum ben de. Tabii sakatlık biraz buna engel oldu ama şu an çok çalışıp inşallah çok daha iyi dönmeye çalışıyorum. Teşekkürler. Merhaba, ben U12 takımında oynuyorum. futbol yaşamında attığın en güzel gol. Kasımpaşa'ya attığım gol diyebilirim. Top çatala gitmişti, onu söyleyebilirim. Yoksa alt liglerde daha güzel goller attım ama onu izleyemeyeceğiniz için onları söylemiyorum. Galatasaray'da oynamazsanız hangi takımda oynardınız? Yani profesyonel futbolcuyum. İster miydim? Evet. Yani bilmiyorum, zor bir soru bu. Merhaba, ben U11 futbolcusuyum. Futbol yaşamınızda en unutmadığınız an nedir? Futbol yaşantımda unutmadığım birçok an var. Yani bir tane değil, birkaç tanesini sayabilirim. Bunlardan bir tanesi Alanyaspor'da ikincilikten PTT birinci lige çıktığımız final maçı. Ondan sonra bir tanesi PTT birinci lig finali, aynı şekilde Süper Lig'e çıktığımız maç. Maçta bir gol atmıştım. Penaltılarda kazanmıştık o maçta. O maçı da unutamam diyebilirim. Ondan sonra A milli takımda oynadığım ilk maç. İlk maçımda ilk golümü atmıştım ve ilk topa dokunuşumda. O anı da unutamam. Sonra tabii Galatasaray'a imza attığım günü unutamam. Ve milli takımda sonradan girip attığım iki gol vardı, İsveç maçı. O maçı da unutamam. Merhaba, ben U11 takımda oynuyorum. Spor hikayenizden bahseder misiniz? Spor hikayem, işte ben de tahmin ediyorum sizler gibi futbolu çok seviyordum. İşte her zaman hayalim futbolcu olmaktı. Fransa'da işte sizin gibi belki bu şansı yakalayamadım. Profesyonel altyapıda hiç oynamadım. Bu tabii hani çok nadir bir şey. Futbol piyasasında fazla yoktur bu tür oyuncular. Ama her zaman istedim, her zaman çalıştım ve her zaman inandım. Yani bunun sonucunda Fransa'da bir seçmeden sonra Türkiye'ye gelme şansı yakaladım. Antalyaspor A2'ye. Ondan sonra da yavaş yavaş kademe atlaya atlaya buralara geldik. Teşekkürler. Evet. Merhaba, ben U11 takımında oynuyorum. Futbol dışında hobiniz nelerdir? Futbol dışında sinemaya gitmeyi çok seviyorum. Gerçekten böyle güzel filmler olunca bayılıyorum. Tekrar gidip izlemek istiyorum. Ondan sonra PlayStation oynamayı seviyorum. Özellikle FIFA oynuyorum. Kapışmak isteyen varsa kapışırız. Merhaba, ben U12 futbolcusuyum. Paris'ten Türkiye'ye gelme hikayeniz nedir? Ya aslında bu çok uzun bir hikaye. Anlatmaya kalksam hepiniz sıkılırsınız. Şöyle söyleyeyim, ben ilk 17 yaşında geldim. Fransa'dan Türkiye'ye denenmeye geldim. Alanyaspor'a geldim ilk önce. Bunu çoğu insan bilmez çünkü orada kalmayı hani kalamadım. Sonuçta bana zor geldi ilk senesinde. Ondan bir sene sonra Antalyaspor'a geldim. İşte Fransa'da bir seçme vardı. Oradan beğendiler. O şekilde geldikten sonra profesyonel imza atıp bir hastalık yaşadım. Ve kalamadım yine bir sene daha. Ve ondan sonraki sene tekrar Antalyaspor'a geldim. Hani bir sene daha Fransa'da oynayıp.
Ondan sonra Türkiye'deki kariyerim başladı yani. Fransa'dan Türkiye'ye geliş hikayem bu şekilde. Teşekkürler. Fransızca biliyor musunuz? Evet, biliyorum. Sen biliyor musun? Merhaba, ben U11'de oynuyorum. Futbol hayatınız kaç yaşında başladı? Yani profesyonel futbol hayatım mı yoksa normal futbol hayatım mı? Yok, normal. Şimdi şöyle, 4-5 yaşlarında mahallede oynamaya başladım. Yani teneffüslerde, ondan sonra mahallede. Benim evimin hemen karşısında 50 metre ilerisinde bir tane futbol stadyumu vardı. Her gün gidip orada oynuyordum abimle, arkadaşlarımla. Ama kulüpte 7 yaşında başladım. Size bir sorum olacaktı. Galatasaray'da en sevdiğiniz marş hangisi? En sevdiğim? Marş. Marş mı? Yani eskiden Nevizade gecelerini çok dinlerdim. Onu en çok sevdiğim söyleyebilirim. Teşekkürler. Nevizade geceleri. Gelinin ardından hep biz olduk sallayan. Haykırsak duyarlar mı sesimizi? Hangi sevdadan galip çıktık ki? Yürüyoruz sessiz ve kederli Nevizade geceleri. İnletiyoruz hep çıkışında İstiklal Caddesi'ni. Galatasaray'da en çok sevdiğiniz futbolcu nedir? En çok sevdiğim futbolcu mu? Yani takımda birçok arkadaşı seviyorum, o yüzden ayrım yapmak istemiyorum şu an. Merhaba, ben U11 takımında oynuyorum. Galatasaray'a transfer olduğunuz dönemde ne hissettiniz? Yani şöyle, her zaman hayalim olan kulübe geldiğim için gerçekten çok mutluydum. Bir hayal gibiydi yani benim için. Tarif edilemez yani. Teşekkür ederim. Şimdi... Futbolla okulu nasıl götürdünüz birlikte? Efendim? Futbolla okulu nasıl birlikte götürdünüz? Yani şimdi Fransa'da futbolda eğitime çok önem veriyorlar. Sadece profesyonel altyapılarda değil, bizde bile karneleri kontrol edip ona göre bazı oyunculara ceza verip mesela bir hafta iki hafta antrenmana gelmeyeceksin, derslerini düzelteceksin şeklinde öneriler vardı. Yani Türkiye'ye gelene kadar eğitimimi devam ettirdim. Üniversiteye gidiyordum ben en son Türkiye'ye gelmeden. Ondan sonra buraya geldikten sonra mecbur bıraktık. Ama hepinize tavsiyem okula odaklanın. Yani okul çok önemli. Sonuçta futbolda ne olacağı hiçbir zaman belli olmaz. Yani her zaman bir B planınız olması lazım. O yüzden okula gerçekten önem vermeniz lazım. Merhaba, ben U11 oyuncusuyum. Eğitim hayatınızdan bize biraz bahseder misiniz? Yani eğitim hayatım şöyle. Yani en son üniversiteye gittim ama üniversite ikinci sınıfta bırakmak zorunda kaldım işte Türkiye'ye geldiğim için. Galatasaray'da en iyi anlaştığınız futbolcu kim? Yani futbol içerisinde. Olur ya, örneğin biriyle örneğin daha güzel, örneğin pas yaparsınız böyle aradan kaçırabilirsiniz onu topla falan. Ne bileyim. Yani oynasam anlaşacağım da oynayamıyorum maalesef. Merhaba, ben U12 takımında oynuyorum. Futbol kariyerine hangi takımda başladınız? Futbol kariyerime Antalya Spor'da başladım. Ama A2'de oynadım orada. Profesyonel olarak ilk oynadığım takım Maraş Spor'du. Teşekkürler. Ben U11 takımında oynuyorum. En sevdiğiniz film nedir? En sevdiğim film mi? Yani birkaç film var böyle çok sevdiğim. Mesela Esaretin Bedeli'ni çok sevmiştim. Ondan sonra diğerleri de aklıma gelmiyor. O zaman Esaretin Bedeli diyelim. Tavsiye ederim, izleyin. Futbolcu olmak için ailenizin desteği nasıldı? Yani şöyle, ailemin desteği
küçük yaşlarda oynayınca hani benim mesela babam beni her zaman izlemeye gelirdi. Ki bazen ben ona gelme derdim. Beni hep eleştirdiği için. Ama hep hani severdi, tavsiyeler verirdi. Ve ilk o size anlattığım süreç hastalandığımdan sonra bana gerçekten çok destek oldular devam etmem için. Çünkü benim için hani bayağı zor oldu. Profesyonel bir imza atıyorsun, hastalanıp geri dönüyorsun başladığın yere. Ondan sonra gerçekten müthiş bir destek verdiler. Onlara da minnettarım yani. Şey, futbolcu olmasaydınız ne olurdunuz? Futbolcu olmasan ne olurdun yönünde. Bu futbolu hani Türkiye'ye geldikten sonra olan şey, hani onu söyledim. O bir risk işte, size dediğim B planı. Hani okula önem vermeniz gereken şey. Ama ondan önce hani üniversitede dil edebiyatı okuyordum. Fransızca öğretmeni olabilirdim. Veya o yönde bir şeyler yapabilirdim yani. Merhaba, U12 takımında oynuyorum. Kendinizi nasıl bir futbolcu olarak tanımlarsınız? Yani kendimi ofansif yönde oynamayı seven, şut atmayı seven bir oyuncu olarak. Mesela forvetleri topla buluşturmak için maç boyunca uğraşan bir oyuncu olarak nitelendiriyorum. Teşekkürler. Size göre dünyanın en iyi futbolcusu kim? Yani ben Ronaldo'yu çok seviyorum, daha çok seviyorum. Ama bence Messi dünyanın en iyisi. Bonjour Emrak Baba, Jean-Pierre Mehmet Efe Demirel. Galatasaray'da oynamadan önce Alanya Spor'da oynadınız. Galatasaray'la maça da çıktınız. Hatta bir golünüz de var. Tuttuğunuz takıma karşı oynamak, gol atmak, sevinmek, sevinememek nasıl bir duygu, nasıl hissetmiştiniz? Bonjour Efe Demirel. Şimdi şöyle bir şey var. Galatasaray'a karşı gol attım ve sonuçta profesyonel bir futbolcusunuz. Tuttuğunuz takımı maçtan önce düşünmüyorsunuz. Sonuçta size paranızı veren, size emek harcayan Alanya Spor olduğu için mecbur %100'ünüzü vermeniz gerekiyor. Sevdiğiniz takıma karşı oynasanız bile. O yüzden Galatasaray'a karşı oynarken de, başka takımlara karşı oynarken de her zaman tuttuğum takım için, oynadığım takım için %100'ümü vermek için her şeyi yaptım yani. Teşekkürler. Merhaba, ben U11 oyuncusuyum. Sahaya ilk ayak bastığınızda ne hissettiniz? Galatasaray'da mı? Evet. Gerçekten çok değişik duygulardı ama sanki her zaman burada olmuş gibi hissettim. Sanki her zaman orada oynamış gibi hissettim. Yani çok değişik bir duyguydu. Ben U12 oyuncusuyum. Dünya ligleri içinden en çok hangisini takip ediyorsunuz? Dünya ligleri içerisinden değil ama birkaç tane takım var böyle seyretmeye hoşuma giden. Mesela Paris Saint Germain'i izliyorum. Ondan sonra Barcelona'yı, Liverpool'u. Bu tür takımların maçları olduğunda izliyorum yani, bir tek lige göre bakmıyorum. Öncelikle geçmiş olsun, sakatlık döneminizde çabuk atlatmanızdan dolayı etkenler neler oldu? Öncelikle sanırım Yener hocamıza, kulübün doktoruna bağlı da olabilir. Çünkü gerçekten çok değer verdiğim ve çok güvendiğim bir insan. Yani onun etkisi mutlaka vardır. Onun dışında ailemin bana desteği, motivasyonunu her zaman yüksekte tutmak çok önemli bir şey. Sonuçta sakatlandığında her zaman motivasyonunu yüksek tutacaksın ki her zaman daha iyi dönebilesin. Teşekkürler. Dünyada kendi stiline en yakın bulduğun oyuncu kim? Yani bu soruyu bana daha önce sordular. Ama cevabını yani veremedim. O yüzden sizlere sormak isterim. Sizce kim mesela? Sence kim? Messi. Van Dijk. Van Dijk mı? Messi. Tamam, sor. Sakatlık döneminizde neyle uğraştınız önce? O büyük bir süre arasında ne yaptınız yani? Şöyle söyleyeyim. İlk sakatlığımda gerçekten zor anlar yaşadım. Çünkü
4 ay gibi bir süre alçı vardı ayağımda. Yani kulübe geliyordum. Fitness çalışıyorduk, üst tarafı çalışıyorduk. Sonuçta üst taraf sakat değildi. Onun dışında pek dışarı çıkamıyordum. Hani çoğu zaman evdeydim. PlayStation oynuyordum maalesef uzun süre. Sıkılıyordum ama yapacak bir şey yoktu. Gerçekten zor bir dönemdi. İkinci sakatlığımda biraz daha rahat oldu. Daha erken çalışmaya başladım. Hani tüm vücut olarak ve rehabilitasyon, yani tekrar daha sahaya dönmeye yönelik çalışmalar yaptım diyebilirim. Çocukken idolünüz var mıydı? Yani çocukken Ronaldinho'nun bir tane internet sitesi vardı, R10 diye. Onu her gün böyle videolarını izlerdim, çok severdim. Bir de Zinedine Zidane'ı çok severdim yani. Size göre gelmiş geçmiş en iyi oyuncu kim? Gelmiş geçmiş diyorum. Gelmiş geçmiş en iyi oyuncu Messi diyebilirim. Diğerlerini izleyemedik. Futbol kariyerinizde en çok gol attığınız maç? En çok gol attığım maç? Yani şöyle bir şey var, ben hiçbir zaman hat-trick yapamadım. Hep iki gol attım. Yani iki gol attığım maçlardan bir tanesi. Bayağı maçta iki gol attım ama hiç üç gol atamadım maalesef. Galatasaray taraftarı hakkında ne düşünüyorsunuz? Coşkusunu yeterli buluyor musunuz? Galatasaray taraftarı gerçekten çok etkili. Yani sonuçta takıma bu kadar etkisi olmazsa 41 maçtır içeride yenilmezlik serisi olmazdı. Yani gerçekten etkili buluyorum. Bir günlük beslenme rutininiz nedir? Bir günlük beslenme rutinim. Sabah kahvaltı yapmaya özen gösteririm çünkü antrenmandan önce çok önemli. Ondan sonrası antrenmandan sonra protein ağırlıklı, karbonhidrat yani makarna, pilav. O şekilde beslenmeye çalışırım, yani dikkat etmeye çalışırım. Özellikle sakatlık döneminde daha da dikkat ediyorum. Teşekkürler. Biraz önce Messi'nin dünyanın en iyi futbolcusu olarak düşündüğünüzü belirttiniz. Sizce Messi mi siz mi? Tabii ki Messi. Yoksa ben derdim. Bir daha sorabilir misin? Sakatlık döneminiz ne zaman bitecek? Şöyle, biraz erken iyileşme sürecim oldu. Doktorumuz, fizyoterapistlerimiz sağ olsunlar, onlara çok teşekkür ediyorum. Birkaç hafta sonra takımla antrenmanlara başlayabileceğimi düşünüyoruz. Ondan sonra da maçlara ikinci yarı başlamayı planlıyoruz. Çünkü TFF listesinde lisansım olmadığı için mecbur öyle olacak. Sizce Galatasaray'ın gelmiş geçmiş en iyi oyuncusu kim? Yani şöyle, efsanemiz Metin Oktay var. Maalesef izleyemedik hiçbirimiz. Hacı diyebilirim, evet. Hacı, Jardel ofsayttan çıktı. Hacı, çok sert bir kuş var! Hacı! Nasıl anlatalım bu golü şimdi size? Nasıl anlatılabilir? Böyle bir gol yok. Böyle bir vuruş yok. Buna füze mi demek lazım? Ne demek gerekiyor? Ama hadi dedik her şeyin özeti. Sakatlığınız bittiğinde sahaya ilk adımınızı bastığınızda hangi takımla maçta, yani bir maç yapıldığında hangi takımla oynamak isterdiniz? Yani şöyle, Şampiyonlar Ligi'nde oynamak isterdim. Ama Galatasaray'a karşı hangi takım örneğin? İşte mesela Şampiyonlar Ligi'nde oynamak isterdim mesela. Ama maalesef ilk devre kapattığımız için. Galatasaray kariyerinizde ilk maça çıktığınızda neler hissettiniz? Yani ilk ayak bastığınız, ilk gol attığınızda daha doğrusu. İlk gol attığımda aslında böyle koşup tadını çıkarmak isterdim. Ama eski takımıma karşı olduğu için yani tam sevinemedim. Onu söyleyebilirim. Teşekkürler. İstanbul'a geldiğinizde Galatasaray taraftarının size havalimanında karşılamasında ne düşündünüz? Gerçekten bu anlatılamaz bir duyguydu. Yani aslında orada kalıp onlarla
tadını çıkarmak isterdim ama kap açıklaması olmadığı için hemen gitmek zorunda kaldım. Ama gerçekten inanılmaz bir duyguydu. Futbol hayatınızda kaç kere kupa kaldırdınız? Futbol hayatımda 4 kere kupa kaldırdım. Takımda en iyi anlaştığınız oyuncu kimdir? Ha şöyle söyleyeyim, o zaman demin cevap vermemiştim. Ya birçok oyuncuyla iyi anlaşıyorum ama mesela Selçuk abiyle, Ahmet Çalık'la, Emre Taşdemir'le, Sofyan Feguli'yle, Yunus Akgün'le, çoğuyla ama işte bunları sayabilirim. En iyi arkadaşlık ortamını hangi takımda kurdunuz? Galatasaray'da mı yoksa eski takımlarınızdan birinde mi? Yani şöyle söyleyeyim, buradaki ortam beklediğimden çok daha iyi. Sonuçta hani büyük takım olduğu için bu kadar iyi olacağını düşünmüyordum. Buradaki ortam gerçekten çok kaliteli. Sakatlandığınızda ne gibi duygular şey yaptınız? Hissettim mi? Evet. Ya yani sakatlandığımda gerçekten çok kötü duygular hissettim. Sonuçta bir futbolcunun başına gelecek en kötü şey bu. Yani aklımda hemen uzun süre sahalardan uzak kalacağım geldi. Ve bu beni gerçekten çok üzdü ama o an hemen kendime çabuk iyileşip çabuk dönmem gerektiğini, hemen o hedefi koydum kendime. Teşekkür ederim. Ben sizi çok azimli ve kararlı buluyorum. Sizin de azimli ve kararlı bulduğunuz bir oyuncu var mı? Azimli ve kararlı. Yani Cristiano Ronaldo bence bu konuda örnek kişi. Teşekkürler. Avrupa'da iyi bir takımda sıradan bir futbolcu mu olmak isterdiniz yoksa Türkiye'de bir yıldız mı olmak isterdiniz? Sıradan bir oyuncu olmaktansa her zaman daha önemli bir oyuncu olmak tercihimdir. Yıldız işi zor ama yani bunu söyleyebilirim. Sizce en çok asist mi yapmak daha önemli, gol mü atmak? Asist mi gol mü soru? Evet. Yani ikisi de çok önemli. Sonuçta asist de yapsanız gol oluyor, gol atsanız da gol oluyor. Sonuçta ikisi de bir yapıyor ama ben her zaman gol sayım asist sayımdan daha yüksek oldu. Her sene yani öyle oldu. Teşekkürler. Maçlara giderken ve günlük hayatta motivasyon amaçlı müzikler dinliyorsunuz. O müzikler ne tür müzikler oluyor? Ben genelde maçlardan önce böyle Fransız rapi dinlemeyi seviyorum. Bana geçmişimi hatırlatıyor, beni daha çok motive ediyor. Teşekkür ederim. Sizin maça çıkmadan önce bir uğurunuz var mıdır? Yani şöyle, maça çıkmadan önce dua ederim. Ondan sonra işte aileme, eşime mesaj atarım işte ben çıkıyorum diye. Dualarınızı eksik etmeyin diye. O kadar. Gol atmakta en çok zorlandığınız kaleci kimdir? Mesela çok kurtarış yapıp da benim golümü engelleyen bir kaleci hatırlamıyorum. Ama gördüğüm en iyi kaleci, oynadığım en iyi kaleci Muslera diyebilirim. Yeni transferlerimiz hakkında neler düşünüyorsunuz? Yani şöyle, bence sezon başı da hani transferleri hepimiz gibi ben de takip ettim, pardon. Ve gerçekten çok kaliteli oyuncular aldığımızı düşünüyorum. Belki uyumu şu an çok iyi olmadı ama zamanla çok çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Kendinizi hızlı buluyor musunuz? Yani çok hızlı kategorisinde bir oyuncu değilim. Çok da yavaş da değilim ama. En sevdiğiniz sayı hangisi? Hangisidir? En sevdiğim sayı. Numara. Öyle bir sayım yok. Öyle bir takıntım yok. Sakatlandığınız maçta adam topa vururken siz atladınız, ayağınız kırıldı, pozisyon sarı kartlık mıydı yoksa kırmızı kartlık mıydı? Yani tartışılır bir karar diyebilirim ya. Kendinizde bulduğunuz en iyi özellik hangisi? En iyi özellik şut diyebilirim. Galatasaray'ın en iyi sezonu hangi sezon?
göre? En iyi sezonu mu? Evet. Sanırım 2000'li yıllarda UEFA Kupası'nı kazandığı, 4 sene üst üste şampiyon olduğu ve Süper Kupayı kazandığı sezonlar diyebilirim. En sevdiğiniz yemek hangisi? Fransa'daki dönere bayılıyorum. En sevdiğim yemek o diyebilirim, tartışmasız. Döner mi? Döner, evet. Daha demin en yakın arkadaşlarımdan birisi Yunus Akgün demiştiniz. Evet. O da yeni bir sözleşme imzaladı. Bunun hakkında neler düşünüyorsunuz? Yani Yunus çok karakterli, çok düzgün bir kardeşimiz. Gerçekten bu camiaya yakışan bir çocuk. Ve inanıyorum ve umuyorum ki inşallah çok büyük başarılar elde etsin burada. Bunu istiyorum canı gönülden. Sizce takımda en iyi şut çeken oyuncu kim? Şu an... Babel, hadi Babel diyorsunuz. Çoğunuz Babel diyor, Babel diyeyim. Ve Ömer Bayram da çok iyi şut çeker. Bazı oyuncular antrenman öncesi ya da antrenman sonrası bireysel antrenman yapıyor. Siz de bunlardan yapıyor musunuz? Yani ben bu aralar sadece bireysel antrenman yapıyorum ama yapıyorum gene. Yani normal zamanda da yapıyorum, evet. Futbolda en utanç duyduğunuz an nedir? En utanç duyduğum an mı? Evet. Yani öyle pek utanç duyduğum an olmadı. Bazen hani herkes kötü oynuyor. Kötü oynadığım zaman da üzülmüşlüğüm olmuştur ama böyle çok utanacak bir şey yaşamadım. Süper Lig'de Alanyaspor ve Galatasaray hariç en sevdiğiniz takım? En sevdiğim takım mı? Yani Göztepe'ye bir böyle bir sempatiyle bakıyorum. Ve şunu da eklemek isterim. Tabii ki sonuçta bana Türkiye'de futbol kapılarını açan takım Antalyaspor. Onu da hani Alanyaspor'la Galatasaray'la aynı seviyeye koydum. O yüzden bunları söylemedim. Siz Galatasaray Alanyaspor maçında Alanya gol atmıştınız ya. Taraftarların tepkisi neydi gol attığınızda? Hangi taraftarların? Galatasaray taraftarların. Ya tabii ki gol attığım için hani yani sonuçta ilk maçınızdı ya. Yani müthiş bir atmosfer verdi zaten o gün ve gol attığımda da hani her goldeki gibi stat coştu. Yani çok güzel bir atmosfer verdi. Teşekkürler. Şu an takımla antrenmanlara çıkmaya başladınız mı? Yok. Daha önce söyledim, birkaç hafta sonra başlayacağım büyük ihtimalle. Hiç kimse sizi övdü mü? İlk öven kişi kimdi? Ve ne söyledi size? Yani şöyle... İlk öven büyük ihtimal PTT birincilikte oynarken o zaman hani programlarda konuşuluyordu. Ama ben pek izlemiyordum o programı. Çoğu zaman annem babam söylüyordu bana böyle böyle dediler diye. Çünkü onlar çok takip ediyordu ama ben pek takip etmiyordum yani.